selamlar. Bugün sizlerle tembel işi bir haşhaşlı bükme tarifini paylaşacağım. Tembel işi dememin sebebi bu haşhaşlı bükmemizin hamurunu yoğurmayacağız, fırından alacağız. Ben 2 ekmeklik hamur aldım fırından. 2 ekmeklik hamurumuzla haşhaşlı bükmemizi yapacağız. Onun dışında kullanacağımız malzemeler bir su bardağı haşhaş. Haşhaşı açmak için yarım su bardağı şeker ve yarım su bardağından biraz az diyeyim size sıvı yağ. Şu an şimdilik bu kadarcık bir sıvı yağla açmaya başlayacağım. Kıvamına göre sıvı yağ arttır ya da azaltabiliriz. Onu da açma esnasında size söyleyeceğim. Ve hamurlarımızı açmak için de biraz una ihtiyacımız var. İlk olarak haşhaşımızı açmaya başlayarak videomuza başlayalım. Önce haşhaşımızı karıştırma kabına boşaltıyoruz. Gayet koyu bir kıvamda. Bunu açacağız. Üzerine şekerimizi boşaltıyoruz. Yağımızı boşaltıp açma işlemine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, yarım su bardağı kadar sıvı yağ benim ölçüme, benim kıvamıma göre haşhaşımızı açmak için kafi oldu. Haşhaşımız eğer dolaptaysa ve haşhaşımızı dolaptan çıkarıyorsak muhakkak oda sıcaklığında bir yarım saat bekletip ondan sonra açma işlemini yapıyoruz. Haşhaşımızın açma işlemi hazır. Dediğim gibi bu iş tembel işi bir haşhaşlı bükme olacak. Hamurlarımızı fırından aldığımızı söylemiştim, 2 ekmeklik hamurumuzu. Şimdi onun açma işlemine başlayalım. Hamur açma tahtamızı koyduk. Tahtamızı biraz unlayacağız çünkü hamuru toparlamamız için azıcık bir una ihtiyacımız var. Hamurumuzu unla hafif toparlayıp ondan sonra daha rahat kesebiliriz. Çünkü ele yapışan bir hamur. Bu hamurumuzu 4 eşit parçaya böleceğiz. Toparladıktan sonra. Hamurumuzu toparladık. Gayet puf puf mayası gelmiş bir hamur. Fırından aldıktan sonra ben bir yarım saat kadar beklettim. Mayası daha bir güzel geldi. Hamurumuzu 4 eşit parçaya bölüyoruz. 4 beze oluşturacağız. Ve bu 4 bezemizi ayrı ayrı açacağız. Arkadaşlar bu 4 parça hamurumuzu hafif unlayarak 4 ayrı beze oluşturduk. Bunları birazdan açacağız. İlk bezemizi aldık. Biraz unladık. Ve merdane yardımıyla bezemizi açıyoruz. İstediğimiz büyüklüğe getirdik. Şimdi bir yağlı kağıt sereceğiz. Yağlı kağıdımızın üzerine hamurumuzu alacağız. Daha sonra üzerine haşhaşımızı sürüp diğer açtığımız hamurları da üst üste getireceğiz. İlk önce yağlı kağıdımızı serip hamurumuzu üstüne alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuz yağlı kağıdı geçmeyecek büyüklükte açtık. Şimdi ilk katımızın haşhaşını süreceğiz. Daha sonra üzerine ikinci hamurumuzu getirip yerleştireceğiz. Tanımlar ilk katımızın haşhaşını sürdük. Daha sonra açtığımız ikinci ekmeğimizi getirip üzerine koyacağız. Birbirlerine dengeleyeceğiz. Daha sonra bu katımızın haşhaşını da süreceğiz. Evet arkadaşlar, 3 katımızın da haşhaşını sürdükten sonra son olarak 4. kat ekmeğimizi getiriyoruz. Ve üzerine kapatıyoruz. Daha sonra kesme işlemine başlayacağız. Bunun için de 1 çay bardağını tam hamurumuzun ortasına koyup böyle bir yuvarlak kesiyoruz. Bu bizim kesmede belirleyicimiz olacak.
Hamurumuzu bardak hizasında 4 parçaya böleceğiz. Bu şekilde. Gördüğümüz gibi 4 eşit parçaya böldük. Daha sonra bu 4 eşit parçaya böldükten sonra bu 4 parçamızdan önce birini ortadan ikiye bölüp daha sonra diğer parçayı da ortadan ikiye bölüp küçük küçük parçalarımızı vuracağız. Bu şekilde. Bu şekilde içe doğru vuracağız. Hep aynı yöne vurursak görüntümüz güzel olacak. İşlemi diğer tarafta da uygulayacağız. Parçayı önce ortadan ikiye, daha sonra onu da ortadan ikiye bölüp vuruyoruz. Bu şekilde bütün parçaları vuralım. Daha sonra üzerine yumurta sarımızı süreceğiz. 180 derece fırında 20-25 dakika arası pişireceğiz. Çıktıktan sonra üzerine bir bez örteceğiz. Daha sonra servise hazır. Afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Kolay gelsin.